Bir daha. Öyle kibar değil. İnsan gibi öksür. Şiş! O kadar da demedik. Teşekkür ederim. Bir şey değil. Şimdi dön. Önüne sıra geldi. Dinle, kalbimi dinle. Duyuyorsun değil mi? Kalbim nasıl atıyor? Duyuyorum. Lan senin hiçbir bokun yok. Aa, yok mu? Ne getirdin beni buraya? Ah Kemal, yok deme! Durup durup terliyorum, hele geceleri. Sonra göğüslerime ateşler basıyor. Derken başlıyorum acayip acayip rüyalar görmeye. Kız kaç yaşındasın sen? 16-17. Çüş! Ben de 12-13. 12 mi desem, 13 mü desem? İşte 12,5! Daha büyük gösteriyorsun. Sen bana bakma, gösterişim iridir. Göstereyim mi? Ay şimdi olur mu? Kız senin derdin belli. Az mısın sen? Erkekten başka ilacın yok. Bir an önce evleneceksin. Ah, ne güzel, ne tatlı konuşuyorsun. Doktor değil misin? Derman sendedir. Merhaba. Bu bölümümüz Doktor Civan'ın filmini inceleyeceğiz. Doktor Civan'ın filmi başrollerinde Kemal Sunal, Bahar Öztan, İhsan Yüce, Ali Şen, Yadigar Hacıter gibi Yeşilçam'ın tanınmış ve ünlü oyuncular oynamaktadır. Özellikle birine parantez ayıracağım. Yadigar Hacıter. Yadigar Hacıter oyunculuğunu konuşturuyor bu filmde. Yadigar Usta'ya rol biraz adaletli verilirse neler yapabileceğini görebiliyoruz. Kemal Sunal'ın sevdiğim filmlerinden biridir. Orta Direk Şaban'la birlikte bu filmde de Bahar Öztan'la iyi bir ikili olmuşlar. Usta müzisyen Cahit Berkay'ın müziğiyle birlikte değerli dublajcı Levent Dönmez'in müthiş anlatımıyla yapılan başlangıç çok güzel olmuş. Filmde ise güldüğüm sahneler çok. Aklımda kalanlar Ruşen ve İhsan Ağa'nın horozları dövüştürdükten sonra birbirlerine girmeleri, Kemal'in sineklikle milletin yüzüne vurması, Kemal'in Ruşen Ağa'ya bundan sonra Sümbül'ün bir dediğini iki edilmeyecek, senin elinde kızının yaşaması, bundan sonra senin dediklerin önemli değil, sen kimsin be diye çıkışması, silahla şişede vurmada Kemal'in şovu, bu sahneler Kemal Sunal esprisinin en güzel örneklerinden biridir. Çok güzel bir Kemal Sunal filmidir Doktor Civan'ın filmi. Köy konulu olması özellikle ve Yadigar Ejde'nin gerçekten üstün performanslarıyla ve dev kadrosuyla bir başyapıttır. Bu film için en önemli noktalardan bir tanesi ise oyuncu kastının uyumlu bir oyunculukları diyebilirim. Konsept teması, öykü olarak sağlığı sorgulayan bir bakışın hükmünde geçen bir realitenin hiçbir. Filme katılımı, senaryo yazarından tutun, ışıkçısına değin uzanan, yönetmeninden yapımcısına, herkesin başarısının var olduğu emeğinde bir ürünüdür. Kanımca bu film ile verilmek istenen esas mesaj, sağlığın şakaya gelmediğini mizansen bir betimleme ile bile olsa anlatmışlardır. Sözün bittiği yere teslim ile aklı selimin var olması, bu da adrese gönderme biçimsel olan bir film. Tıpa da kötü emelleri alet edilmemesi ilkesine de bağlı olan bir vurgudur aynı zamanda. Güldürürken düşündüren Doktor Cihan'ın filmi İstanbul'un köylerinden o dönem Boğazköy'de çekilmiştir. Köyde yaşayan birçok kişi de filmde figüran olarak rol almıştır. Kemal Sunal'ın filmde kullandığı motor gene köyden birilerine aittir. Günümüzde ise Kemal Sunal'ın kullandığı motosiklet hala aynı köyde durmaktadır.
Filmde çekim hataları da göze çarpmıyor değil. Belki çoğumuzun da gözünden kaçmıştır. Gafur ile Kemal'i penaltı çekiştiği sahnelerde Kemal'in 4. penaltıyı gole çevirmesi sonucu yarışmanın bitmesi gerekiyor. Çünkü Gafur 3 penaltıdan sadece birini gole çevirmiştir. Fakat 5. penaltılara kadar devam ediyor yarışma. Olsun varsın böyle hatalar. İyi adam Kemal Sunal'ın harika filmlerinden sadece bir tane. Kemal Sunal'ın deyimi Amerikan kovboylarına taş çıkardığı atıcılık sahnelerine sahip filmidir. Bu kusursuz atışların hemen sonrası silahını kınına ilk seferde koyamaması ayrı bir sahnedir. Filmin ilk çevrimi 1957 yılında Gelinin Muradı adıyla beyaz perdede gösterilmiştir. Başrollerinde Fikret Akan ve Pervin Par oynamıştır. Filmde Kemal mahkemede hakime hiç kimseden para almadığını, hiç reçete yazmadığını, sadece insanlara yardımcı olmaya çalıştığını ve hiç kimseye bir zarar vermediğini anlatır ve beraat eder. Ama filmde gayet çocuklara iğne vurduğunu, Gafur'u sünnet ettiğini falan görürüz. Hatta öğretmenin çocuklara aşı yaptığını da söylemesine rağmen, doktor olmamasına rağmen bunları yapmıştır ve ceza alması gerekir aslında. Ama biz bu tiradı yemiş görünürüz. Çünkü ceza almasına razı olmayız. Filmde penaltılar atılırken Gaffur'un sağ bacağında büyükçe bir sargı gözüküyor. Yakın çekimlerde görebildiğim kadarıyla filmde ya da öncesinde yadigarecilerin ayağında büyükçe bir yara oluşmuş. Kim bilir, belki de film çekimleri sırasında oradan oraya atlarken olmuş olabilir. Bu detayı fark ettikten sonra biraz araştırdık. Yadigar Ejder ileri derecede şeker hastasıymış. Filmlerde ayağından yaralanmış olabilir. Şeker hastalarının bildiğiniz gibi el ve ayakları çabuk iyileşmez. Müziğinin ruh kattığı filmdir. Sonuna kadar enstrümantal olarak türküyü dinler ve içimizden Doktor Civan'ım diye sözlerini duyarız. En sonunda, finalde, kahramanlar muradına erdiğinde beklenen an gelir ve tüm o kalabalık coşkulu bir şekilde hem el çırpar hem de nakaratı sesli söyler. Bu bile bu filmi üretenlerin sinema duygusunun sağlamlığının göstergesidir kanımca. Yapım yılı 1982'dir. Sinemalarda gösterim tarihi ise 1 Şubat 1983 yılıdır. Doktor Civan'ın filmi 1980'li yıllardaki yaşanan sağlık sorunları, doktor bulamama sıkıntıları filmde üstü kapalı bir şekilde anlatılmıştır. Köylerde ve kasabalarda yaşanan doktor sıkıntıları o dönemlerde had safhalardadır. Senaristler Doktor Civan'ın filmini yazarken bu sıkıntılara da yön vermişlerdir ve filmde bu sıkıntıları da anlatmışlardır. Kemal Sunal filmleri dönemin her türlü sıkıntısını filmlerinde icra etmiştir. Bir başka bölümümüzde görüşmek üzere. Hoşçakalınız. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi unutmayınız.